Kaşıkçı cinayetine ilişkin e, yargılama Suudi Arabistan'a devredildiği yönde İstanbul Cumhuriyet İstanbul Çağlayan Adliyesindeki ilgili mahkemede devam eden duruşmada Adalet Bakanlığına sorulmuştu görüşü istenmişti Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü e, mahkemeye ulaştı ve az önce duruşma tamamlandı Suudi Arabistan'daki ilgili davaya Bakan Mahkemeye devredildiği. E, bildirildi. O mahkeme de zaten daha önceden kararını vermişti. Dolayısıyla devam edecek bir yargılama tahmin etmiyorum ben ama şunu hemen belirtmiş olayım. O Kaşıkçı'nın nişanlısının avukatı da dün açıklama yapıyor böyle bir şey olamaz vesaire diye. O zaman çıksınlar açık açık söylesinler. Meral Akşener yanılmıyorsam veyahut da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP zihniyetinden isimler benzer şekilde açıklamalar yapıyorlar. Cinayet İstanbul'da, yargılama Riyad'da vesaire diyorlar. Cinayet İstanbul'da değil. Yani bilmiyorlarsa gitsinler okusunlar bunu. En temel hukuk kaidesidir. Elçilik sınırlarının içi o elçiliğin vatan topraklarıdır. Türkiye'nin Amerika'daki büyük elçilik toprakları kaç metrekare ise kiralasanız da tapusu sizin de olsa fark etmez. Kiralamış da olsanız Türkiye'nin büyük elçiliği Amerika'daki büyük elçiliğinin kaç metrekare ise orası Türkiye Cumhuriyeti vatan toprağıdır. Kural böyle. Sadece Türkiye için değil, sadece Suudi Arabistan için değil, bütün dünya devletleri için Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği genel kural budur. Ha bugüne kadar niye yargılama yapıldı derseniz, ey işte o da Türkiye'nin bazı şeyleri nasıl kullanabildiğini gösteren bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Evet o yargılamanın açılması işin başından bir kere hukuki midir diye sorarsanız bana tekrar ediyorum. O büyükelçilik sınırlarının dışında olan bazı olaylar varsa çünkü kapıdan içeriye girdiğiniz an su değil, topraklarına girmiş gibisiniz. Ama kapıdan içeriye girmeden önce o Suudi yetkililer veya isimler veya operasyon ekibi diyelim Ayasofya'da toplandılar. Birbirlerine malzemeleri devrettiler veya bir plan yaptılar, oturdular orada. Bir adam bulmaya çalıştılar veya elçiliğin dışına cesedi çıkartıp bir yerden bir yere naklettiler. Bir kişiye verdiler. Sen bunu yok et dediler. O kişi de ceset olduğunu biliyor. Burada hepsinde elçilik binası dışında suçun üstünü örtme, delil karartma vesaire Bunu aradı zaten. Evet. Ama bulamadı. Ya araştırma yapıldı. O açılardan onu bir belki de elçilik içindeki olay içinde kapsam içine almaya çalışıldı. Evet, bir virgül koyalım.